Başarılı bir tüp bebek uygulaması için neler gerekiyor? Şimdi, tüp bebek uygulaması esasen bir dizi uygulamanın sonucunda ortaya çıkan bir olaylar zinciri. Şöyle ki en başta çifti çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Her çift özel, hiçbir çiftin kısırlık sorunu bir diğeriyle tam olarak örtüşmüyor, bu kesin. Çok bu yüzden komplike. evet günümüzde tüp bebek tedavilerinde artık bireyselleştirilmiş tedavilerden bahsediliyor. Yani çifti bir problem gibi karşınıza alacaksınız. Erkeğe ve kadına ait olan sorunu öncelikle çok detaylı olarak ortaya koyacaksınız. Bunları yaparken çifti kapsamlı değerlendirmeden asla çekinmeyeceksiniz. Yani işte şu testi istersen bu çifte ekstra bir maliyet mi olur gibi düşünmeden o çift için gereken tetkikler neyse bunların tümünü en başta yaparak önce çok iyi bir kısırlık değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, bunu yaparken tabii ki bir hekim olarak bilginizden ve tecrübenizden faydalanacaksınız. Bazen bir çifte sadece sizin sorgulamanızda yakaladığınız herhangi bir nokta gözden kaçabilir ve aslında o çift için çok önemli olabilir. Onun için detaylı bir sorgulama yapacaksınız. Çifti değerlendirirken çalıştığınız yerde bütün tetkikleri yapabilecek bir altyapının olmasını sağlayacaksınız. Bu nedenle ben bir genel hastane bünyesinde çalışan bir tüp bebek merkezinin başkanı olduğum için kendimi şanslı addediyorum. Her türlü konsültasyon, diğer birimlerle iletişim. Çünkü biz bir multidisipliner çalışma yapıyoruz. Çoğu kere endokrinolojiye, hematolojiye, gastroenterolojiye, genel cerrahiye ve birçok birime, dahiliyeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle bütün bu birimlerin aynı yerde olması çifti değerlendirirken çok büyük bir kazanç. Ardından çok donanımlı bir ekiple tüp bebek işlemlerini yapıyor olmanız lazım. Tüp bebek tedavileri tek kişinin yapabileceği tedaviler değil. Bu nedenledir ki biz 73 kişiyle birlikte çalışıyoruz. Tüp bebek birçok birimin bir arada ortak hizmet verdiği bir alan. Öyle ki tüp bebek konusunda uzmanlaşmış kadın doğumcuların olması gerekiyor. Çok iyi yetiştirilmiş laboratuvar elemanlarının olması gerekiyor. Çünkü erkek spermi için ve kadın yumurtası için çalışan androloji ve embriyoloji laboratuvarları var. Eğer mümkünse genetiğin işin içine girdiği her durumda üreme genetiği konusunda hizmet verebilecek iyi bir genetik altyapınızın olması gerekiyor. Tabii ki tüp bebek teknikleri başladığı günden bugüne çok büyük gelişmeler gösterdi. En azından teknolojik olarak çok büyük gelişmeler oldu ve hücreleri dondurma, bu hücrelerden elde ettiğimiz embriyolarda genetik incelemeler yapabilme gibi bugün artık bir embriyonun en iyisini seçebilme, bu teknolojileri kullanarak en yüksek tutunma kapasitesine sahip embriyoları seçebilme gibi birçok hem teknolojik hem bilimsel gelişme oldu alanımızda. Bunları iyi takip etmek gerekiyor. Hatta sadece takip etmek değil, bu çalışmaların içinde olmak gerekiyor. Madem ki biz bu kadar çok tüp bebek vakası tedavi eden bir ülkeyiz, o zaman bütün dünyadaki bu çalışmalara bizim de ortak olmamız, bizim de bu çalışmalara katkıda bulunmamız gerekiyor. Bu nedenle her vaka bu konuda bir sizin için bir kaynak. Bu kaynakları çok iyi değerlendirirseniz, çok iyi bir yazılım sistemiyle vakalara ait bütün bilgileri kaydederseniz, daha sonra yapmış olduğunuz vakalardan elde ettiğiniz sonuçlara bakarak neleri değiştirmeniz ve neler yapmanız gerekli olduğunu doğru kaydedebilir ve bunları doğru okuyabilirseniz aynı zamanda tıp literatürüne katkıda bulunacak çalışmaları yapmanız mümkün. Biz kendi çalışma grubumuzda bunları yapmaya gayret ediyoruz.